2 Mart Çarşamba Halk TV.com.tr Fikret Bila Demokratik Hukuk Devleti Seçeneği 6 Muhalefet Partisi liderinin imza attıkları metnin özü seçmene Demokratik Hukuk Devleti seçeneğini sunmuş olmasıdır. Önümüzdeki seçimlerde seçmen, muhalefetin bir anayasa taslağı gibi ortaya koyduğu demokratik sistemle bütün yetkilerin Cumhurbaşkanı'nın elinde toplandığı otoriter rejim arasında bir tercih yapacak. Merkez sağda ve merkez solda Altı Parti'nin ve çok önemli sivil toplum kuruluşlarının demokratik hukuk devletini inşa etme konusunda bir araya gelmeleri Türkiye'nin temel sorununun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğunu da gösteriyor. AK Parti ve MHP'nin kurduğu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde demokrasinin temel dayanağı olan kuvvetler ayrılığı ilkesi ve basın özgürlüğü büyük ölçüde rafa kaldırıldı. Anayasada hala yazılı olmasına karşın Türkiye'de kuvvetler ayrılığı değil fiilen kuvvetler birliği sistemi uygulanıyor. Yasama, yürütme ve yargı birbirinden bağımsız değil. Yasama da yargı da yürütmenin kontrolü altında. Basının %90'ından fazlası da yine yürütme organının propaganda aygıtı gibi işlev görüyor. Bu durum yürütmenin denetimsiz şekilde istediği kararı aldığı ve uyguladığı, demokratik kurum ve kuralların işlemediği bir sistem yarattı. Bütün yetkilerin Cumhurbaşkanı'nda toplandığı ve 2018 yılından beri yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde Türkiye'de hiçbir gösterge iyiye gitmedi. Aksine bu sistemden öncekiyle kıyaslandığında çok ciddi bir geriye gidiş var. Türkiye reel olarak toplamda milli gelir, kişi başına düşen gelir, enflasyon ve işsizlikte en kötü dönemini yaşıyor. İktidarın yaratmaya çalıştığı her şey çok güzel algısına karşın vatandaş ne yaşadığını biliyor. Anayasanın güvencesi altında olan temel hak ve özgürlükler büyük ölçüde kısıtlandı. Hak aramak için toplanmak, yürüyüş yapmak, protesto gösterisinde bulunmak büyük cesaret istiyor. Bu cesareti gösterenler anında kolluk kuvvetleri marifetiyle zor kullanılarak dağıtılıyor, yerlerde süründürülüyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanmıyor. Hukuk güvencesi, yargı denetimi yok. Pandeminin de tetiklediği koşullarda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği 2018 yılından beri devam eden kriz daha da ağırlaştı. İşsizlik tarihinin rekor düzeyine çıktı. Pahalılık da rekor kırıyor. Elektriğe ve doğalgaza yapılan olağanüstü zamlardan sonra çok zenginler hariç tüm toplum kesimlerinin hayat standardı düştü. Elektrik doğalgaz faturaları el yakıyor. Bu faturalar nedeniyle birçok esnaf dükkanını çeviremez hale geldi. Artık evlerde tek odanın ışığı yanıyor. Bazıları ise sadece televizyon ışığında oturuyor. Yine büyük çoğunluk evinin tek odasını ısıtıyor. Benzin almak lüks haline geldi. Çoğu insan arabasını kullanmayı bıraktı. Çiftçi traktörüne mazot alamıyor. 6 ay önceye göre benzin ve mazot fiyatı 2 katına çıktı. İktidarın bilim dışı düşük faiz, yüksek enflasyon, yüksek kur politikasının sıçrattığı fiyatların bu politika devam ettiği sürece düşmesi mümkün değil. Türkiye dış kredi bulamıyor. Risk puanı rekor düzeyde. Kimse Türkiye'ye yatırım yapmak istemiyor. Çünkü hukukuna, yargısına, demokratik sistemine güvenmiyor. Bu gerçeği yaşayan iktidar vatandaşı Türk lirasında tutmak için dövizle garanti veriyor ve evdeki altınları getiriliyor. Bu iki uygulama hazinenin tam takır olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanlığının dar çevresiyle aldığı kararlar ekonomik krizi derinleştirdi ve içinden çıkılmaz hale getirdi. Ülkeye Merkez Bankası başkanı dayanmıyor. Ekonomi yönetiminde liyakat değil, sadakat adanıyor. Aynı anlayış yargıda da geçerli. İşte altı muhalefet partisini bir araya getiren bu olumsuz koşullardır. Türkiye'nin bu krizden kurtulmasının ön koşulu bir an önce demokratik, layık, hukuk devletini yeniden inşa etmesine bağlıdır. Bu gerçeği gören altı parti seçmenin önüne bir seçene koydu. Giderek otoriterleşen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi, demokratik hukuk devleti mi? Önümüzdeki seçimlerde oylanacak olan budur.